Döler üzerinden fiyatlandırma yaptı. Benim oturup da döler alacağım yok. Çoğumuzun da oturup da döler alacağı yok. Aylık cüzi bir miktara Game Pass'te bir dünya oyunumuz olabilir. Arkadaşlarınızla, ekiple, tek başınıza, yani tek başına zaten çok fazla oyun var. Ama bunu şey alırken dikkat etmeniz gereken bir nokta şu. Şudur babacım. Bu oyuncu yazıyor ya. Posti uniform. Ha, ilk baştaki o oluşturduğun oyuncu ismi çok önemli. Tamam mı? Ben böyle ilk defa Sea of Types'a giriyordum tabii. Steam'den giriyordum tabii. Bana Epic Games şey Microsoft bilmem ne ismi oluşturdu. Ben de okey okey her şeyi okey okey bastım. Basmayın. Dikkat edin. Velhasılı kelam. Şurada Xbox'ta bir dünya oyun var babacığım. Tüm bilgisayar oyunları. Görüyorsunuz. Şimdi bunlardan size derleme biçiminde oyunlar göstereceğiz. Haftada bir oyun gibi veya oyun sarıyorsa artık onun sarma şeysine bağlı olarak gireceğiz, göstereceğiz, oynayacağız. Mesela bu oyun, şimdi gireceğimiz oyun o kadar çok sardı ki Salih arkadaşımız çıkamıyor. Biz de gireceğiz. En baştan başlayacağım sizle beraber. Göreceğiz oyunda nasıl başlarız, ne yaparız, ne ederiz. İlk aşamayı göstereceğim. Ondan sonra sizin oyun içindeki aktivitenize göre şey yapabilir. Seçenekler çoğalıyor zaten. Ben sadece giriş kısmında göstereceğim. Belki devam ettikçe biz de yaparız. Hadi bakalım. Oyuna geçelim. Burada arkadaşlarınızla oynayacağınız zaman çok oyunculu moda giriyorsunuz. Basılı tutacaksınız şu şekilde. Şöyle lobiye katılıyorum. Bir defa basınca vurmuyor. Basılı tutman lazım. Bak, ben de kayıtlı oyun var ama ben yeni oyun diyeceğim. Ve yani normal olarak başlayacağım. Buradan. Burada farklı seçenekler var da biz şu an topluluk seferine falan oynuyoruz. Yani herkesin dahil olduğu. Merak etmeyin. Sizi böyle şey yapmaya çalışan insanlar olmuyor yani. Kimsenin derdinde değilsiniz. Çünkü o aşamaya çok var. Uzun soluklu bir oyun yani bu oyunda. Bırakılacak bir oyun değil. Yani bırakırsın hiç oynamazsın ya da o hep oynarsın. Girip uzayda keyif yaşayabilirsin. Kimse de konuşmaz. Ekibinle keyif yaşarsın. Gezegenlerde gezersin. Biz hikayemize bağlı kalarak buradaki isimler mesela, bunlar hep gezegenlerin isimleri, galaksilerin isimleri vesaire. Böyle bilim kurguyu, uzayı seven insanlar var ise buradan şey yapabilirsiniz. Eren Atayaz, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar kardeşim. Vay anasını satayım. Eyvallah baba, nasılsın? Tamam, başlayalım. Muhabbet şu, bizim uçağımız düştü. Bir gezegene. Bu gezegende gezegenin ismi de sol altta yazıyor. Neymiş? Ilucha. Herkes bu gezegenden başlıyor. Böyle hikaye modu gibi burası çünkü biraz öğretici tarzı bir yer. Hadi bakalım. Bütçe yama modu falan da var. Bunu kurmanızı tavsiye ederim. Discord adresinize gelip yardım alabilirsiniz bu konuda.
Şimdi hemen geçelim ve hikayemize başlayalım. Bize öğretecek burada. Silahımız var. Toksik uyarısı var mesela. Şurada mesela tozlar var. Sodyum bul diyor. Aletin için sodyum bul diyor. Ferit tozu lazım. Hemen devam edelim. Şu feriti kazalım. Karbonları da kazalım. Bunları da işimi uyaracağım. Kamızın yeri de gözüküyor. İşaret var. Bu ne? Bu tabii ekibin işaretleri bunlar. Tarayıcıdan diyor. Ferit tozu elde edin. Hemen ferit tozlarını bulalım. Bunları ararken karbon da ekledim. Lan, nerede lan bu feritler? Bakın Space'de şurada belli miktar uçabiliyoruz robojetimizle. Yeteri kadarım biraz üstünde ferit tozuyla işimize devam edelim. Bulabildiğim gibi kazalım da. Ne diyor? Tasarım hasarı onları mı? Tap tuşuna basın. Tap tuşunda bu aletimiz var. Buna gelip ferit tozunu işliyoruz. Madencilik ışını var. Buna da karbon ekleyip saklayabiliyoruz. Sodyum taraması. C tuşuyla sodyum arıyoruz. Sodyum ne işimize yarıyor? Sodyum şu an gezegende toksin var. Toksinleri sodyumlar E tuşuyla. Bakın şu tehlike koruması. Buradan sodyumla giderebiliyoruz. Daha fazla sodyum ihtiyacımız var. Hemen. Nerede lan bu? Burada da var. Şimdi patlatıp oksijen alıyoruz. Nerede oğlum bu ne ya? Sodyum mühim. Ne diyor? Exosist otomatik sinyalinin yayını tespit edin diyor. Hemen oraya gidelim. Yolda giderken de ne ya bulduk mu? Almaya çalışalım. Çünkü çok fazla toksin var.
Daha bunu kazanmıyoruz ama. Silahımızın gücü yetmiyor. Toplamalılardan yapalım. O2 de önemli. Bu bizim cam barımız ile alakalı. Ne alıyoruz? Hemen ilerleyelim. Cihazımıza geldik. Uçağımıza geldik. Ne diyormuş? Yenileme. Hemen şunu bir yenileyelim. Durum yenileme. Muhtemelen sınırı ayrılma sorunu diyor. Gemi 16 boşaltı nedeni gözcü mücadelesi. Kasıtlı transfer. Anomali muhafızı hazırlandı. Ben gemiyi araştıracağız şimdi. Ondan önce şurada hasarlı makine varmış. Buna paslı metal lazımmış. Şimdi de şimdi değil lan, alalım. Tamamdır. Hemen lobi oyununa geri dönelim arkadaşlar. Şuradan şu cihazların içinde ne, karbonlaştırılmış bilmem ne sandık buldum. Yükseltme modülü elde edelim. Alan. Teşekkür ederim. Bunları da arayalım. Bunlar da güzel şeyler çıkıyor. Şimdi şunu bir bakalım. Gemimize bir girelim. Şimdi bir yenileme işlemi başlatalım. Atlas bağlantımız kesintiliymiş. Atlas'a ulaşamıyoruz. Bu bizim için şu an için sıkıntı. Darbe motoru da çevirmiş, çalışmıyor. Kendimi tuhaf bir dünyada donanımsız ve tehlikede buluyorum. Buraya nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Öncesinin hissiyatı dahi yok. Hafızamızı da kaybetmişiz arkadaşlar. Öncesine dair hiçbir bilgimiz, hiçbir şeyimiz yok yani. Hemen ünlüyü bir okuyalım. Mevcut değil. Yedek veri bağlandı. Öneri pilot bakım yapmalıdır. İstediğiniz onarım yolunu seçin yani, diyor. Gemi sistemlerini bir onaralım. Rehberli onarım protokolleri başlatıldı. Radyumu başka türlü alamıyorum. Darbe motorumuz arızalı. Şu şey çağırmayı da bana yaptırsana. Hava geçirmez mücür lazımmış bize ayrıyetten. Şimdi üzerinize bir şey öğretmek için şuraya gelip buradan seçip bir şey yapabiliyorsunuz. X'e bas.
Biz hava şeysi Evet. üretemiyoruz şu anda. Araç çağıra gel tekerlekten. Bu yüzden O kolay ya, şey değil. hemen şeylerimize bakacağız. Hayatı bileşenlerimiz sıkıntı. Yardım isteyelim. Tavsiye yine mi karşılanıyor? Hava geçirmez bir yurda olduğunu ortaya koyuyor. Acil durum çerçevesinde ön belirleyen gezegen çizelgesini kurdu. Devam edelim. Metal plaka, hava geçirmez hidrojen safferi lazım bize. Hayır. Tamamdır. Şimdi gideceğiz. Yardım istedik. Bize aletin yerini gösterdi. Hemen bir bakalım. Hemen çift gezegenin çizelgesini alalım. Tamamdır. Çizelgesi kurtuldu. Veri görmek için envanterine tab'a bas. Bir rota belirleme. Çizelgenin üzerine gelin ve tuşuna basın. Evet, gördük. Gitmemiz gereken yer orada. Evet, yolda giderken her türlü maddeyi toplayalım. İlk aşamada bize lazım olacak. Daha sonrasını halledeceğiz. Buradan da oksijen alalım. Zehirli mal gazlı kese. Bunu çok kullanırsanız yere düşebilirsiniz. Toksin çok artmaya başladı rüzgardan ötürü. O yüzden yolda kadar dayanmamız lazım. Halledeceğim bir dur. Hocam başka bir şeyden bahsediyor musun? Sodyum mu? Sodyum sadece onlardan buluyorsun ya. Sen hangi gezegendesin? Sıcak olanda. Beni bildin mi? Bu neymiş lan? Evet. Zengin tamam. Mikki aldı. Orada bir dakika. Koş. C deyip para bekleyeyim. Lan oğlum her yerde sodyum var lan burada. Ha benim şu an en ihtiyacım olduğum şey. Abi çok kötü abi. Benim olduğum yerde var ya 100 sürü var lan. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3-4 tane yanında var. Geliyor. Gel. Ben buraya gelmişken bu şeyleri al. Ya solcunum kalmadı. Bakın çok önemli bir gezegenin arkadaşlar. Şimdilik. Tamam, şu yanda işaretçiler var, görüyor musun? Onun ne kadar eksildiğini gösteriyor. Hemen şuradaki sodyumu da alalım. Biraz sodyum ihtiyacımızı giderelim. Buradayım sen, buradayım. Şeret abim, hoş geldin. Şimdi şu kapsüle bir girelim hemen. Bir sodyum şeyimizi bir güçlendirelim. Hop. Öğrenmiş veri. Aa, nakit çok önemli. Buradan alabileceğimiz başka bir şey yok mu ya? Daha yiyecek şu lan. Var, var, var yiyecek. Yerden karbon alalım. Polo arşiv. Hemen girelim. Aleyküm selam abi. Hemen ıslanalım abi. Polo lan. Abi çok güzel oyun ya. Salih'in sardığı kadar var yani. Gerçekten güzel. Ne bu? Arşivlerin günlüklerinin 106'da 7'de 6'sı şey olmuş, bozulmuş. Fabrikada bıraksın. Bir kişiye belki ha, yarar diyor yani. Görüyor musun beni? Hemen malzemeleri kurtaralım. Ayıyla geliyorum. Makine vızıl ses çıkartarak malzemeleri ortaya çıkartıyor. Artık geminin onarmak için hava geçirmez mühüre sahipsin. Ayı dinozor şey etmiş. Her kim gekeli sıkmasını kim bıraktıysa belki de kendisini şimdi benim olduğum durumda bulmuş diyor. Görüyor musun tamam. Burada her yerde sotir var. Hava geçirmez şeyimiz. Sarı sarı aldık. Yanıyor. Şimdi bir taba basalım. Bu ne? Darbe motor modülü. Oğlum darbe motor modülü buldum lan ben. Bu ne lan? Neyse. Envantere tabile boş hocam ha. Dur lan dur. Şey, darbe motor modülünü kuracağım. Ya ne yapıyorsun abi? Adam yeni başladı. İster korkma. Adam darbe motor modülü kuruyor. Darma modülünü kurmak her şey yok lan. Şimdi dur. Malzemeleri çok rahat bulunuyor. E'ye yükle diyorsun. Ama bende yuva yok. Aa, tamam onu hallederiz. Sıkıntı değil arkadaşlar. Göreve bağlı kalalım ve devam edelim. Abi geçelim. Şimdi yıldız gemisi konu belirlemek için F diye bir tuş varmış bizde. Hemen. Devam edelim. Var bende kardeş. Üretmiştim ben. Yıldız gemisine koymuşum. Olsun bir tane daha üretelim. Aa ne yaptım ben? Vurdum mu şimdi? Tamam vurdum. Benim merak ettim bu uzaya o şey kim attı? Bu şeyleri, nesneleri görebiliyoruz, işaret atabiliyoruz. Bakır yatağı, podyum yatağı, podyum. Ama ben podyumu kazamam ki. Sal abi, fırtına geldi. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ya tehlikeli yörüngedeyim. Kaçacağım. Hadi bay bay. Aha o iki. Neymiş yeşil bilmem neymiş. Topladım. B'ye bas diyor bana.
diyor ki antivizörü test edin. F'ye basın diyor. Vizitör aktifken kendini hedefi analiz etmek istediğinize tuşuna basarak nesnene odaklanın ve üstüne gelin diyor. Geldik kardeş. Bu sodyum yatağına ben hiçbir şey yapamam. Çünkü bende bunu şey yapacak daha şey teknoloji yok. Bizim ilk önceliğimiz neydi? Yıldız gemisine ulaşmak, tamir etmek. Biraz da sodyum alalım ve devam edelim. Hadi yukarı çıkmıştım. 600 metre. Devam edelim. Perikler hani önemsiz gibi gözüküyor. Haritada gözükmüyor bunlar. Değerli maden diye gözükmüyor ama çoğu şeyi ferikle de yapabiliyoruz yani. Lazım oluyor. Şimdi. Canım lan burası 60 derece. Oğlum basınca canımız bitiyor. Koşunca canımız bitiyor. 110 derece gördüm. 100. Aslında nereye saklandın arkadaş? Ya ben bunu yapıyorum ama niye göster saymıyor ya? Nasıl ya? Bir dakika. Ne diyor? Yakınlaştır diyor. Yakınlaştırdım. Gömülü hazineler. Çok da önemli değil şu. Uğultulu kese. Halen daha şey yapmıyor bana. Böyle bir şey yanımız azalıyor. Lan az kaldı. Geçeceksin dostum. Öleceğiz. Bunun verileri var Sarah abi içeri. Neyi? Lan ne? Onun verisi var bende ya. Bir sürü şeyler buldum burada. Tamam, görev gitti. Dedi ki tava bas. Darbe motorundan hız gemisin. Tamam. Şimdi geldik. Diyeceğiz ki al. Kalkış modumuz çalıştı. Ha yok. Darbe modu çalıştı ama kalkış modu çalışmadı. Şimdi bize saf ferit ve dihidrojen jeli lazım. Anladım. Ha.
Tamam. Mavi hidrojenleri kıracağım. Envanterimizi açacağız. Buraya basacağız. Hidrojen üreteceğiz. Buraya geleceğiz. Şunu ekleyeceğiz. Şimdi bize envanteri aç. E ile yükseltme modülünün kurulumuna başlayın. Ya. Devam et. Tamam da yükseltme modülü Z tuşuna bas. Şunu bir inşa edelim şuraya. Yerleştirelim. Girelim. Şarj et. Karbonla şarj edebiliriz. Giriş. Buraya ferit ekleyeceğiz. Ve şey atacağız. 50 tane yapsak yeter. Şimdilik. Hadi 50'yi biraz geçsin. Hemen alacağız. Şimdi koyacağız. Bunu alamıyoruz. Geri dönüyoruz. Bunu şey tuşuyla, orta tuşla alıyoruz. Kendimizi tekrardan. Şimdi gelelim. Kalkış okey onarımı. Tap tuşuna bas. Gel. Bunu da tamir ettik. Yıldız gemisini onardık. Şimdi de kalkışı hazırız arkadaşlar. Peki siz hazır mısınız? Kalkabilir miyiz? Evet, bu bölümde yıldız gemisini nasıl kaldıracağımızı öğrendik arkadaşlar. Diğer bölümde yıldız gemisine kalkacağız ve uzaya yolculuk başlayacak. Daha sonraki görevlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.